Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırınımı temizleyeceğim. Fırınımın içini ve camını temizleyeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben kaç aydır temizlemiyorum fırınımı size video çekmek için. Ve gördüğünüz gibi camda full yağ lekeleri var arkadaşlar. Ve içi de çok kötü bir yağları var arkadaşlar. Şimdi onları nasıl çözeriz, nasıl pratik yaparız arkadaşlar kolayca. Şimdi fırınımı 180 dereceye ayarlıyorum arkadaşlar. 180 dereceye ayarladım ve ısıtacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ısındı. Şimdi fırınımı kapatıyorum. Kapattıktan sonra fanlı bölümü alıyorum arkadaşlar. Yağ çözü sıkıyorum her tarafına. Ama eldiven ve maske kullanmanızı şart oluyor arkadaşlar. Astımınız falan varsa sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ve şimdi yağ çözümü sıkıyorum arkadaşlar. Bu telini de koydum arkadaşlar. O da sarılık falan varsa arkadaşlar, o da çözülsün diye. Fanını neden açtım? Fanını dumanlar gitsin diye açtım arkadaşlar. Her tarafına sıkıyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi yağlar akıyor arkadaşlar. Her tarafına gelecek şekilde sıkıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yağlar akıyor arkadaşlar. Camına da sıkıyorum arkadaşlar. Camına da sıktım. Daha sonra kapatıyorum arkadaşlar kapağını. 5 dakikada açıyorum. 180 dereceye veriyorum. Ve gene ısısını 5 dakika versin. Daha çok yağları gitsin diye arkadaşlar. Hemen gitsin diye uğraşmayayım diye biraz daha 5 dakikada bekliyorum arkadaşlar. Ondan sonra ovalamaya, silmeye başlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 5 dakika bekledim ve kapatıyorum. Fanlı bölgem hala duruyor arkadaşlar. Ve kapağını açıyorum. Ve gördüğünüz gibi sarı yağ lekeleri ortaya geçmiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar silmeye başlayalım. Bir sünger yardımıyla arkadaşlar ovalayarak sürteceğiz arkadaşlar. İlk önce şu demirimi alayım arkadaşlar. Sıcak olabilir. Bir bez alayım. Bir bez yardımıyla demirimi çıkartıyorum arkadaşlar. Demirimi çıkarttım ve şimdi ovalamaya, sürtmeye başlayalım. Gördüğünüz gibi hemen ovalayarak çıkıyor arkadaşlar. Uğraştırmaya gerek kalmıyor. Hiç uğraşmıyorsunuz. Gördüğünüz gibi harika sonuç. Şimdi yandaki demirlerimi çıkartayım arkadaşlar. Yandaki demirlerim de sapsarı olmuş arkadaşlar. Şimdi onları da yıkayacağım. Evet, şimdi kenarlarını ovalayarak süngerimle sürtüyorum arkadaşlar.
Şimdi böyle bir ovalayayım arkadaşlar. Daha sonra tekrar bir daha yağ çözdükçe bez alacağım arkadaşlar. Bezle tekrar bir daha geçeceğim. Şimdi bu süngerimle üstünden aldım arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdiden sanki parladı gibi gözüküyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bezim de mahvoldu, yağlar içinde kaldı. Ve şimdi camını da yapayım arkadaşlar bu bezle. Daha sonra yine yağ çözümle bir daha geçeyim üstünden arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar yağ çözümü sıkıyorum. Gördüğünüz gibi hala yağlar çıkıyor. Sağlığımız hala açık arkadaşlar. Koku ve dumanını alsın diye. Sıktım arkadaşlar. Şimdi bir temiz bezimle bunu böyle ovalayarak temizliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hala yağlarımız çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bezim de mahvoldu. Gördüğünüz gibi hiç uğraşmadan kolaylıkla fırınımızı temizliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bezimi yıkadım, geldim arkadaşlar. Tekrar bir daha siliyorum. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu arkadaşlar. Buraya pek yapmıyorum arkadaşlar. Burası fanlı bölge olduğu için bozulabilir. O yüzden oraya ellemiyorum fazla. Bozulabilir çünkü. Şimdi arkadaşlar tekrar bir daha yıkayıp geliyorum bezimi. Evet arkadaşlar, şimdi iyice duruladım ben. Siz de iyice durulayın arkadaşlar. Yağ çözücü kalmasın. Şimdi camına geçeyim arkadaşlar. Camını da temizleyeyim. Evet arkadaşlar, camına da yağ çözücü sıkmıştım ama tekrar bir daha yağ çözücü sıkıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da yağlar akıyor. Bak buralarda arkadaşlar. Sarı sarı. 2 dakika bekleyelim arkadaşlar. Sonradan bezimle silelim. Evet arkadaşlar, 2 dakika bekledim ve bezimle gördüğünüz gibi böyle sildiğiniz zaman harika, kolayca silebiliyorsunuz. Bence çok rahat bir yöntem var arkadaşlar. Isıttığınız zaman harika bir camınız ve içini kolayca temizliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi camımı temizledim ve içini temizleyeceğim arkadaşlar. Camın şu kenarları görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu kenarları arkadaşlar asılıyoruz iki taraftan. Daha sonra çıkartıyorum arkadaşlar ve camımı da çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi tabii kapağım durmayacak ve bunu çıkarttım arkadaşlar. Evet, şimdi de iç kısmına geldim arkadaşlar. İç kısmına da sıkıyorum yağ çözücü.
Buraya 5 dakika bekleyeceğim arkadaşlar. Burası daha çok yağlı olduğu için. Evet arkadaşlar, 5 dakika bekledim ve kolaylıkça ovalayarak siliyorum ve harika bir sonuç oluyor. Şimdi bezimi tekrar yıkayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sildim. Şimdi doğruladım ve kurulamak için bir bez aldım arkadaşlar. Kuruluyorum. Daha sonra kapatacağım kapağımı. Öbür camımı yapacağım arkadaşlar. Şu an belli değil ama şimdi yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi buraya akmış içindekiler ve şimdi yine yağ çizgimi sıkıyorum ve akıyor arkadaşlar. Burada da 2 dakika bekleyeceğim. Gördüğünüz gibi akıyor her tarafından yağlar. Evet arkadaşlar, bekledim. Gördüğünüz gibi yağların hepsi aktı aşağı doğru. Şimdi siliyorum. Duruluyorum arkadaşlar bezimle. Gördüğünüz gibi. Duruladım. Ve tekrar bir daha suyumu, bezimi tekrar yıkayacağım arkadaşlar. Bir daha durulayacağım ve tamam. Tekrar bir daha duruluyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Şimdi bir daha kuru bezimi alıyorum arkadaşlar. Şimdi kurulamaya başladım. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika oldu. Şimdi camını takacağım arkadaşlar içini. Şimdi camını da takıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi camını da taktım. Evet arkadaşlar, pırıl pırıl oldu arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Harika sonuç oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Ve camı da harika oldu. Gördüğünüz gibi harikalar oldu arkadaşlar. Bugünkü videomda bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.